Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde açıkladığı tartışmalı rakamlarla gündeme gelen Türkiye İstatistik Kurumu'nu ziyaret etmek istedi. Ancak randevu verilmedi. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11'de geliyorum, haberiniz olsun diye yazdı. Saat 11'i gösterdiğinde Kılıçdaroğlu milletvekilleri ve beraberindeki ekonomi kurmaylarıyla TÜİK'in kapısındaydı. Ancak içeri alınmadılar. Dün Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından randevu istedik. Gelen arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarımın tamamı geçmişinde teknik olarak ekonomide, sosyal bilimde çalışan arkadaşlarımız, maliyede çalışan arkadaşlarımız. Dolayısıyla buraya sağlıklı ve tutarlı bilgiler almak için geldik. Randevu verilmediğini, kabul edilemeyeceğimizi ifade ettiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te katıldığı törende konuyu gündemine aldı ve ana muhalefet liderini eleştirdi. Şimdi, dün evvelsi günde Türkiye İstatistik Kurumu'nu randevu filan almadan oraya da gitmek istedi. Ve Türkiye İstatistik Kurumu da buna randevu vermedi. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Devletin bu kurumları senin Şamaroğlan'ın değil. Bundan sonra da devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Peki durum Erdoğan'ın dediği gibi mi? İsteyen her vatandaş randevu almadan bilgi edinmek amacıyla TÜİK'e gidebiliyor mu? Türkiye İstatistik Kurumu sayfasında yer alan bilgide şöyle deniyor. Mevcut diğer kanallar yoluyla bilgi talebinde bulunmak istiyorsanız merkez teşkilatımıza veya bölge müdürlüklerimize başvurabilirsiniz. Ayrıca bilgi talepleriniz için Ankara'da bulunan merkez teşkilatımıza gelebilir ve 26 il merkezinde bulunan bölge müdürlüklerimizi ziyaret edebilirsiniz. TÜİK söylüyor. Ne diyor? Merkez teşkilatımıza gelebilirsiniz, her türlü bilgiyi alabilirsiniz. Biz de kendi internet sitelerinde yazılı olan davete uyarak geldik ve bilgi almak istedik.